Değerli Hasel ailesi, değerli dostlarım. Hasel her daim içinde bulunmaktan son derece onur duyduğum, gurur duyduğum, mutluluk duyduğum bir şirket. Bunun bir parçası olmak zaten benim için yeterince önemliydi. Yani makamdan ayrı olarak. Ama bununla birlikte hani bir de bu şirketi temsilen, dışarıda temsil edecek yüzü olarak genel müdürlük makamını yönetim kurulu bana takdim ettiği için, takdir ettiği için kendilerine zaten çok teşekkür ederim. Bu da beni son derece gururlandırdı. Bununla ilgili tabii ki demin söylediğim gibi ben bu makama gelmeden önce de aynı planlar, aynı coşkuyla birlikte hareket ediyordum. Şimdi de buradan en ufak bir zerre değişmeden daha bir coşkuyla, çünkü bu sefer başka daha önemli sorumluluklarım var. Bu sorumlulukların bilincinde olarak daha bir coşku ve daha bir hevesle Hasel'i dediğim gibi en tercih edilen firmalardan biri haline getirmek üzere planlarımı harekete geçirdim. Benimle birlikte zaten çalışacak olan çalışan da ekip arkadaşlarım da bunu zaten çok iyi bildiklerinden birbirimizin lisanını çok iyi anlıyoruz. Bu şekilde ileriki süreçte çok daha iyi yerlere gideceğimizden bir hiçbir şüphem yok. Şimdi Hasel'in kendi yapılanması için de hepimizin kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var tüm yönetim ekibinin. Bu bağlamda ilk orta vadede diyeyim ben size, Linde ile bir entegrasyona gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Öyle ki bunu A'dan Z'ye diyelim, servisten kendi merkezi yapılanmamıza kadar her şeyimizle Linde ile birebir uyumlu olmaya çalışıyor. Bu bağlamda da planlarımız var. Örnek mesela orta vadede içinde bulunduğumuz genel müdürlük binası ki 11 dönüm arazi, bu artık bize yetmiyor. Kendimize yeni bir arazi alıp üzerine Linde ile gayet entegre olan bir yeni yapı kurmak istiyoruz. Ki bunun pek örnekleri de etrafımızda yok Türkiye'de. Bu konuda da lider firma olmaya devam etmek istiyoruz her konuda olduğu gibi. Bu entegrasyonda aynı zamanda servis bacağında da gerek servis arabalarımızın yapılandırılması, gerek arkadaşlarımızın aldıkları eğitimler tamamı Linde ile paralel devam etmekte. Yani artık şöyle hayal edebilirsiniz. İleriki dönemde bir Almanya'daki Linde ile Türkiye'deki Hasel'in birebir oraya gittiğinizde de buraya geldiğinizde de ne kadar birebir entegre olduğunu, yapılanmanın ne kadar iç içe geçtiğini görebileceğinizi düşünüyoruz. Bu bağlamda bölgelerimizde de bazı hareketlerimiz var. Artık makine sektörü o kadar ilerledi ve istif makinelerinde o kadar iyiyiz ki artık bu gömlek bize dar geliyor, ittiriyor bizi. Yani bölgelerimizi de bulunduğumuz lokasyonları değiştirme ihtiyacı hissedebiliyoruz. Onların yapılanmalarını da değiştirmek istiyoruz ve tek bir konsepte geçmek gibi bir hayalimiz var ileride. Yani şu demek oluyor, herhangi bir bölge müdürlüğümüze ya da şubemize gittiğiniz zaman evet ben bir Hasel'e, bir Linde'ye geldim diyebileceksiniz. Yani aynı konsept, aynı yapılanma, aynı servis ağı her yerde birebir olacak. Bu da bizim kurumsallaşma süreçlerimizi, kurumsallığa doğru çok hızlı adımlarla, emin adımlarla gittiğimizi zaten destekleyecektir. Kendi içimizde neler yapıyoruz? Özellikle bu dönemde makine sektörü ne kadar iyi gidiyorsa da bunun altyapısını mutlaka hazırlamanız lazım. Hasel olarak daima servise çok önem ver. 310 kişilik bir SSH kadromuz var. Satış sonrası yapılanmamız var ki bunun benzeri zaten Türkiye'de mevcut değil. Şimdi böyle bir yapılanmayı hem arka taraftan besliyoruz, araç sayımızı arttırıyoruz yapılanmasıyla, hem arkadaşlarımızın, tüm teknisyenlerimizin kalitesini, tecrübesini arttırmak için eğitimler veriyoruz. Eğitime mesela Hasel inanılmaz önem verir. Çok güçlü bir eğitim kadromuz var ve düzenli olarak arkadaşlarımız sadece servis değil satış tarafı da sürekli eğitimlerden geçerler. Hem bilgi tecrübelerini arttırırlar hem de kendi vizyonlarımızı geliştiririz bu şekilde. İleriki dönemde de hem araç sayımızdaki artış hem teknisyen kalitemizdeki artışla sattığımız ya da hizmet sunmamız gereken makinelere çok daha iyi hizmet sunacağız. Yani şu anki zaten iyiyiz ama bizim için zirvenin sonu yoktur. Zirve her zaman bir adım ötededir, asla ulaşılamaz. Biz de bu inançla her zaman kendimizi daha da öteye, daha da öteye götürmek gibi bir hayalimiz var. Ve bu doğrultuda zaten eylemlerimiz de bunu destekliyor. Gene servis tarafı için söyleyeceğim. Bu konuda okullarla anlaşmalar yapmaya çalışıyoruz. Gerek üniversitelerde görüşmelere başlayacağız. Bu da şu demek oluyor, yani içerideki çalışan kalitemizi de, sonuçta bir Z kuşağı diye bir kuşak var, kuşaklar var ve biz bu kuşaklara adapte olmamız gerekiyor. Onların talepleri ve istekleri doğrultusunda bize en yarayacak olan ekip arkadaşlarını aramıza çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda da gerekli adımları zaten İK departmanımız sağlıklı bir şekilde yürütüyor, devam ediyor. 2020 yılında ki neticelere göre Fortune dergisinde 453. sıradan ilk 500'e girmeyi tekrar başardı. Bütün arkadaşlarımı bu konuda tebrik ediyorum ve başarılarımızın da devam edeceğinden eminim. Bu sene makine sektörü son derece iyi gidiyor. Sadece bizim için değil, rakiplerimiz için de oldukça parlak. Hasel de bu rüzgardan faydalanıyor. Bu nedenle rakamlarımız, hedeflediğimiz bütçeyi
tutturacağımızı, hatta üzerine geçeceğimizi bize gösteriyor. Bu neticelerle benim öngörülerim 2021 yılında da Fortune dergisine 300'lü rakamlar içinde bir yerden gireceğimizi düşünüyorum. Bu da bizim için gerçekten güzel bir başarı olacaktır ve ilerleyen yıllarda da inşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz.